Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflarımızda okutulan tefsir dersimizin 1. dönem sonu deneme sınavı yapacağız. 1. sorumuza başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in sonraki insanlara ulaşma süreciyle ilgili yanlış bir bilgidir? Bakalım hangisine yanlış bir bilgi verilmiş? Hz. Ebu Bekir döneminde Hz. Ömer'in tavsiyesi üzerine Musaf haline yani iki kapak arasına Kur'an-ı Kerim getirilmiş midir? getirilmiştir. Hz. Osman döneminde Huzeyfe bin Yema'nın tavsiyesi üzerine Musaf istinsah yani çoğaltılarak İslam memleketlerine gönderilmiştir. Evet. Ebul Esved Eddueli Kur'an'a siyah kalem ile noktalama işaretlerini koymuş mudur? Değerli arkadaşlar bu bilgi yanlış bir bilgi. Hazreti Peygamber döneminde ezberleme, yazma ve arz yöntemiyle vahiy korunmuş mudur? Evet. Halil bin Ahmet harfleri harekeleme ve noktalama işte son şeklini vermiştir. Zaten C ile E'nin birbirine zıt olduğunu görüyorsunuz. Cevabımız Ceyhan. Aşağıda vahyin aşamaları karışık bir şekilde verilmiştir. Allah, insan, melek, peygamber. Buna göre vahyin süreci aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Allah, peygamber, melek, insan. Allah, melek, insan, peygamber, Allah meleğe göndermiş Cebrail'e, Cebrail peygamberlere, peygamberler de insana değil mi? Bu şekilde vahiy gelmiştir. Cevabımız Ceyhan. Fatiha suresindeki Maliki Yevmiddin, dün, din gününün meliki ayetinin Türkçe anlamı hangisidir? Din günü dendiği zaman zaten kıyametteki haşır olay değil mi? Mahşer meydanındaki gerçekleştirilecek olay. Dolayısıyla biz ona ne deniriz? Ödül ve ceza günü. Melik de maliki yani hakimi. Kimdir? Yüce Allah'tır. Maliki yevmiddin ödül ve ceza gününün hakimi Yüce Allah cevap Adana. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in beş önemli özelliğinden birisi değildir? Tilavetiyle ibadet edilen kitap yani okunduğu zaman sevap kazanılan bir kitap mıdır Kur'an-ı Kerim? Evet. Hz. Muhammed'e vahyedilmiş midir? Evet. Mushaflarda yazılı olarak bulunmaktadır. Yani iki kabak arasında yazılı olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Doğru. Arap kültürünü dünyaya egemen kılmıştır. Hayır böyle bir şey Kur'an-ı Kerim için asla söylenemez. Kur'an-ı Kerim tüm milletleri, tüm evreni evrensel bir kitaptır. Yani sadece Arap kültürü için değildir. Zamanımıza kadar mütevatir yani bozulmadan gelmiş bir kitap mıdır? Evet. Evet. Pardon, doğru. Bu da doğru cevabımız Denizli. Fatiha suresinin anlamı hakkında karşılıklı sohbet eden Süleyman ve Oğuz, ''Sadece sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.'' Yani ''İyâke nâmudu ve iyâke nesta'în'' ayet ifadesiyle tam olarak neyin kastedildiği üzerine fikir ayrılığına düşmüşler ve ayetin anlamıyla ilgili çeşitli tefsirlere göz atmayı kararlaştırmışlardır. Yukarıdaki ayetten çıkarılacak en doğru anlam aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım hangisi? İnsan birçok durumla ilgili olarak gücünün sınırlı olduğunu kabul etmektedir. Yukarıyla alakalı değil. Ben yerine biz ilkesi getirilip fertle toplum arasında bir denge kurulmalıdır. Yine değil. Kulluk ederken ve yardım isterken yönelecek tek ve doğru adres Allah'tır. Bakın sadece sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Aslında bu. Gayet açık ve net ama arkadaşlarımız burada şaşırmışlar, anlayamamışlar. Çeşitli tefsirlere başvurabiliriz demişler ki tefsirlere baktığı zaman da yine aynı sonucu ulaşırlar. Diğer maddelere bakalım. İman bağı, inanan insanlar arasında birlik duygusu oluşturur ve kaynaşmayı sağlar. Doğru bir madde ancak yukarıda bahsedilmiyor. Kulluk etme ve yardım isteme fiilleri gerçek bir inancı gösteren dil delillere benzer doğru. Buradaki en doğru anlam çıkarılabilecek, en doğru anlam kulluk ederken ve yardım isterken Müslüman yalnızca Allah'a yönelmelidir. Cevap Ceyhan. Aşağıda hurufu mukatta ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre hangisi de bilgi hatası vardır? Bakalım. Her harf sadece bir kere kullanılmıştır. Bu da Kur'an'ın icazı ile ilgilidir. Hayır. Mesela elif, la, mim şeklinde düşünün. Elif, la, pek çok birçok kez daha doğrusu kullanılmıştır. Bu cümle hatalı. Yine de diğerlerine bakalım. Bu harfler Kur'an'da harf sayıları 1 ile 5 arasında değişen 13 ayrı kalıpta bak kullanılmıştır. Doğru. 27'si Mekki ve ikisi medeni olmak üzere toplam 29 surenin başında yer alır. Doğru. Rufu mukatta 14 harftir ve bu sayı Arap alfabesinin yarısına tekabül eder. Doğru. Hz. Peygamber onların manalarını bildiği halde onları açıklamamıştır. Dolayısıyla onları bilmek Müslümanlar bir sorumluluk getirmez. Doğru cevabımız nedir? Adana. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ortamla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Okur yazarlık oranının yüksekliği doğru mu? O zaman hayır sözlü kültür daha çok yaygındı. Yazlı kültür yoktu diyebiliriz. Yanlış o. Egemen inanç sisteminin putperestlik olması doğru bir bilgi. Toplumsal hayatta sınıf ayrımının Bulunmaması, hayır tam tersine bulunması. Hürler, esirler değil mi? Köleler, mevaliler şeklinde bu da yanlış bir bilgi. Sözlü kültürün yaygınlığı ve şiire önem verilmesi yine doğru bir bilgi. Aslı bozulmuş bir Allah inancı yani şirk inancı var mıydı? Vardı. Dolayısıyla bu da doğru. Yani 1, 4 ve 5'in doğru olduğu şıkkı bulacaktık. Pardon. Şurası 2 olacak. 2, 4 ve 5'in bulunduğu şık 2, 4 ve 5 bakın burada cevap denizli. Vahyin gelişi ve yazılması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi hatalıdır? Kur'an-ı Kerim Arap Yarımadası'nda efendim Mekke şe Mekke şehrinde nazil olmaya başlanmıştır. 610 yılında değil mi? Hira Nur Dağı'nda başlayarak devam etmiştir. Bu doğru. Hazreti Peygamber'e vahiy telaffuzu ve kıraatı birlikte indirilmiştir. Doğru. Hazreti Peygamber devletin her kademesini atama yaparken Kur'an bilenlere öncelik vererek Kur'an bilenleri ne yapmıştır? İlme önem vermiştir, bilgiye önem vermiştir. Cevap evet, bu da doğru. Vahiy katiplerinin sayısı 40'a kadar zamanında ulaşmıştır. Vahiy katipleri, gelen vahiyleri yazanlar anlamında. Hazreti Ebu Bekir döneminde çoğaltılan demiş. Hayır nedir? Musaf haline getirilen demesi lazımdı. Bu Hazreti Osman zamanında gerçekleşmiştir. Cevap Edirne'de ve hanane milletunnen ve zeka ve kana taqiyya. Yukarıdaki ayette geçen hananen kelimesi merhamet, ruh inceli ve kalp yumuşaklığı anlamlıdır. Abdullah bin Abbas bile bu kelimenin anlamını ilk anda bilemediğini söylemiştir. Yukarıdaki açıklamalar tefsirle ilgili kavramlardan hangisine örnek verilebilir? Şimdi burada hananen kelimesi nedir? Bilinmeyen bir kelime. Abdullah bin Abbas bunu ilk başta anlayamadığını söylemiştir. İşte bu şekilde olduğu zaman bu kelimelere ne de garip derdik. Garibül Kur'an kelimeleri. O da cevabımız Adana'da bakın. Garibül Kur'an yani Kur'an'da bilinmeyen az kullanılan kelimeler anlamında cevap Adana. Vahiy Allah'ın insanlara iletmek istediğini mesajlarını peygamberlerine çok süratli ve gizli bir şekilde iletmesine denir. Aşağıdakilerden hangisi vahyin geliş şekillerinden birisi değildir? Bu soru kolay yapabiliriz. Mesli, meleğin görünmeden Allah'ın kelamını Resul'a iletmesi, evet. Allah'ın perde arkasından peygamberle konuşması, evet. Vahiy meleğinin kendi suretinde gelerek vahiy getirmesi, evet. Başka, vahiy meleğinin insan suretine gelmesi, evet. Vahiyin yazılı olarak peygambere gelmesi böyle bir şey olmamıştır. Cevabımız Edirne. De şüphesiz namazım, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Enam suresi. Yukarıda verilen ayetin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Ölüm Allah'ın istemesiyle mi olur? Evet. Namaz insan için en önemli ibadettir. Evet. Bütün ibadetleri yaparsak Allah bizden memnun olur. Evet. Bak bunların hepsi doğru bilgiler ancak yukarıdaki ile alakalı olmadığı için geçiyoruz. Yapılan her şey Allah rızası için olmalıdır değil arkadaşlar. Yani namazımızda, ibadetlerimizde, hayatımızda, ölümümüzde her şey Allah'ın rızası için yapıldığı zaman makbul olur. Cevap Denizli. Allah tüm alemlerin Rabbidir. Amenna ve settekna. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilahi kuraysh ilafihim rihlete'ş-şita'i ve's-sayf. Kureyş suresindeki başlangıç kısmı. Yukarıdaki ayetlerle başlayan surenin son ayetinde Allah kimleri açlıktan doyurduğunu ve her çeşit korkudan emin kıldığını beyan buyurmuştur. Devamını yapalım o zaman. Fel ya'budu rabbe hadal beyti allazi ad'amahum min ju'in ve amanahum min khawf. Burada muhacirler, Kureyşliler, Hz. Musa'nın kavmi, Evs ve Hazret kabileleri, Bedevi Araplar. Tabii ki nedir? Kureyş kabilesi ilgili bir bilgi vermektedir. Cevabımız Bursa. Vahiy bazen bana nokta nokta gelir. Bu benim için vahyin en ağır olanıdır. Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi. Verilen hadiste vahyin geliş yollarından hangisi ifade edilmiştir? Peygamberimize vahiy bazen doğrudan perdesiz, Cebrail aracılığıyla, perde arkasından sadık rüyayla gelirmiş. Ancak sevgili arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'e bazen vahiy zil çalar gibi bir sesle gelirmiş ki işte bu Peygamberimiz diyor ki bu vahyin en ağır olanıdır cevabımız Edirne. Hazreti Osman döneminde asıl nüsha esas alınarak çoğatılan Kur'an-ı Kerim belli başlı merkezlere gönderilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu merkezlerden birisi değildir? Mekke, Medine, Kufe yani Irak ve Basra yani Şam vardı ancak Mısır onlardan birisi değildi. Cevabımız Denizli. İyâkenâ ve İyâkenesteyn. Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisi olamaz? Kur'an-ı Kerim insanın gücünü sınırlıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre insanın gücü nedir? Sınırlıdır. Çünkü yardım istiyoruz Allah'tan. Yalnız Allah'a ibadet edip yalnız onlara yardım istiyoruz. Ya, bu doğru. Başka? insanlar ihtiyaç anında Allah'tan yardım istemeye kendilerini mecbur hissederler ki isteyerek istemeden de dilimizden zaten Allah'ım yardım et deriz değil mi? Doğru. Kulluk ederken ve yardım isterken yöneleceğimiz en doğru bir isabetli adresi bize Allah olarak göstermektedir. Doğru. Allah dışında meleklerden yardım istenir mi? Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Onlar da bir yaratıktır. Melekler Allah'ın yaptıkları, görevlendirdikleri görevleri yaparlar. Sadece Allah'a kulluk ettiğimiz ve yalnız ondan yardım istememiz gerektiğini bizlere anlatmaktadır. Doğru cevabımız denizle. Aşağıdakilerden hangisi vahiy katiplerinden birisi değildir? Zeyd bin Sabit zaten baş katip, Ali bin Ebi Talib, Hazreti Ali yine katip, Muaz bin Cebel katip, Ebu Esved Düel ise Kur'an'ın harekelemeleriyle ilgilenen bir alimdir. İbeybin bin Ka da yine katiplerdendir. Cevap Denizli. Allah'ın kelam sıfatının tecellisidir. Allah peygamber aracılığıyla mesajlarını insanlığa bu yolla iletir. Yukarıdaki tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım. Kur'an, ayet, vahiy, sure, kutsal kitap. allah Teala sevgili arkadaşlar peygamberlerine ne vahiylerini vermiştir. Cebrail vasıtasıyla vahiylerini göndermiştir. İşte Allah'ın kelam sıfatı işte Allah'ın vahiyle ortaya çıkmıştır. Allah'ın konuşması işte vahidir. Cevap Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın indiriliş amaçlarından birisi değildir? Allah'ın varlığına ve birliğini anlatmak. Tevhid inancı evet. İnsanın dünya hayatına mutlu olmasını sağlamak, ahirette de bedi kurtuluşa eriştirmek doğru. insanlara sıratı ı müstakim yani doğru yolu göstermek, ölülerin ardından okunmasını sağlamak sevgili arkadaşlar amaç değildir. Sadece bir uygulamadır. Cevap Denizli. İnsanın ebedi hayatına mutlu olmasının yollarını göstermek de yine Kur'an'ın indiriliş amaçlarından birisidir. Cevabımız Denizli. Peygamberimizin daimi vahiy katibi ve Kur'an'ın toplama komisyonu başkanı kimdir? Yukarıda da anlatmıştım. Hatırlayın. Hz. Ali vahiy katiplerindendir. Abdullah bin Sa'd, Muaz bin Cebel, Ubey bin Ka vahiy katipler. Ancak Zeyd bin Sabit hem Hz. Ebu Bekir zamanındaki Kur'an'ı toplama aşamasında hem Hz. Osman zamanında Kur'an'ın çoğaltılması aşamasında da tıpkı Peygamberimiz zamanında olduğu gibi katiptir hem de başkatiptir. Cevabımız Edirne'de. Aşağıdakilerin hangisi Kur'an'ın korunması ile ilgili yapılan işlerden birisi değildir. Vahiy katiplerin yazılması en önemli husus zaten. Peygamberimizin Cebrail'e ile Ramazan aylarında arz etmesi, evet, hafızlar tarafından gönüllerde ezberlenmesi, vahyin uygulanması ve hayata geçirilmesi, hafız sahabilerin savaşlarda şehit edilmesi Kur'an'ın korunmasıyla değil, Allah korusun yok olması ile ilgili bir durumdur. Cevabımız Edirne.